Göz rahatsızları deyince, göz rahatsızları birçok göz hastalıkları var. Bunların başında konjüktivit dediğimiz rahatsızlık nedir? Konjüktivit, gözün A tabakası, ak tabakası, yani beyaz tabaka, irisle beyaz göz kiprik arasında kalan kısma A tabakasıdır. Kişinin konjüktivit, yani bu kısma iltihaplanmasına konjüktivit dedi. Konjüktivitin birçok türü var. Kimyasal ilaçlar nedeniyle göz kaşınır, sulanır, kızarır veyahut da kişi kaynak yapıyorsa meslek icabı. Fakat genellikle konjüktivit, yani gözün ak tabakasının iltihaplanmasının sebebi %95 alerjik rinitten kaynaklanır. Yani alerji kaynaklıdır. Bunun içinde göz damlası vesaire vesaire kullanılır, fakat bir faydası olmaz. Göz damlalarının sadece geçici olarak biraz rahatlatır. Kalıcı çözüm değildir. Gözdeki kaşıntının, kızarmanın, burun akıntısının sebebi bağırsaklar ve mideden kaynaklanır. Kişinin midesinde bakteri, bağırsaklarında mantar varsa, bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler ne yapıyor? Vücudun histamin kortizon dengesi bozuluyor. Fazladan ortaya çıkan histamini normal olarak bağırsakların salgılamış olduğu çok özel bir enzim var. DAO, diaminoksidaz, bu minimum seviyeye çeker. Bağırsaklar bakteri ve mantarların yapmış olduğu tahribat nedeniyle yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa histamin yükselirse alerji ortaya çıkar. Alerjik rinitin sebebi %95, yani konjüktivitin sebebi %95 alerjiden kaynaklanır. Ve milyonlarca insan günümüzde alerjiden dolayı ilkbahardan sonbahara kadar doktor koşarlar. Kortizonlu ilaçlar, efendim antihistamin ilaçlar. Bunlar da kişiye çok çok yan tesiri var. Zamanla karaciğer yaralanması, tansiyon, kolesterol, hormon anormallikleri nedeniyle aşırı kilo alma, kemiklerde erime, sürekli kortizon kullananların femur başı dediğimiz kalça kemiğinin bu leğene giden kısmı, baş kısmı erir. Kullananlarda yavaş yavaş. Bu da zamanla protezle ameliyat olmasına, taktırmasına gerek kalabilir vesaire vesaire. Şimdi bir diğer göz rahatsızı ise glokom, yani göz içerisinde basınç oluşması. Retinada, içeride, gözün içerisinde cam gibi camsı bir madde var. Bu 10 katmandan oluşur. Burada oluşan basınç, göz içerisinde oluşan basınç zamanla eğer ki tedavi edilmezse kişide retina bozukluğu sebep olur, körlüğe kadar gider. Gözü elma gibi düşünelim. Bunun etrafını saran çok yoğun bir ağ tabakası var. Ne demek? Balıkçıların kullandığı ağ gibi. Çok yoğun bir damar var. Gözü besleyen. Elmanın kabuğu gibi etrafını saran gözü. Şimdi gözde, damarlarda yalama, darama, sertleşme olursa, göz beslenemezse yeni yeni damarlar açılır. Bu yeni açılan damarlaşma denir. Damarlaşma olduğu zaman bu yeni açılan damarlar zafiyet olduğu için, orijinal doğuştan var olan damarlar gibi doğal olmadığı için, birkaç tabakası eksik olduğu için çok zayıf ve zafiyetlidir. Sıvı sızdırabilir. Bu nedenle de gözün özellikle bu ışık alan kısmına makula denir. Makula, bakmış olduğumuz cismin %95'ini makuladaki sarı nokta, diğer ismi. Bakılan cismi alır, beyine iletir sinüs hücresiyle. Beyin de bunu der ki bu şudur, şu şudur, fotoğrafını bunu çeker. Bunu önleyebilmek mümkün değil mi İbrahim Bey? Evet, oraya geleceğiz inşallah. Henüz yoldayız. Evet, retina hastalığını, şeker hastalığı tetikler, damarlarda sertleşmeyi. Bu makula dejenerasyonu, kişi sarı nokta hastalığı denir. Kişi yaşlandıkça
buradaki yıpranma nedeniyle sarı cisimcikler oluşur makulada. Bu da görme zafiyetine sebep olur. Makula dejenerasyonu ne demek? Mesela ben sizin yüzünüze baktım. Evet. Gözünüzü, burnunuzu, ağzınızı pek seçemem ama bu tür hasta olan. Kafayı tahmin eder. Veya kişi televizyona baktığı zaman televizyonun ortasını değil de kenarlarını görür. Geneli görür, merkezi tam seçemez. Evet. Makula cismin tam olarak seçilmesini sağlar. Makulanın etrafındaki sinirlerse ayrıntıya seçer. Yani bu nedenle yaş ilerledikçe makula hastalığı, yaşa bağımlı makula hastalığı yavaş yavaş ilerler. Gözle ilgili birçok rahatsızlık var. Bir de gözün iki türlü göz, bir göz yaşı var, bir de göz içi sıvısı var. Odacık sıvısı deriz. Göz yaşı gözümüzü böyle kırptığımızda ne yapar? Gözü temizler. Arabanın silgeci gibi sürekli. Evet. Temizler, arıtır, tozdan, mikroptan vesaire korur. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Bir, gözyaşı farklı. İki, bir de göz içerisinde sürekli dönen bir göz sıvısı var. Buna odacık sıvısı denir. Odacık sıvısı dakikada 2,5 mililitre, saatte bir bardak, günde 3,5 litre gözümüzün içerisinde bir sıvı döner. Bu sıvının içerisinde ne var? Gözü besleyen vitamin, mineral, glikoz vesaire. Yani göz içerisindeki mercekte ve iriste sinir damar olmadığı için neyle besleniyor? Bu sıvıyla besleniyor. İşte bu sıvının akış noktası ve tüpüler kanal denen, buradan içerideki sıvı tüpüler kanaldan tekrar emilerek kana karışır. Tüpüler kanalda efendim kanalın daralması, iltihaplanması nedeniyle içeride eğer ki sıvı yoğunlaşırsa Allah korusun ne olur? Bu zamanla gözün basıncını bozar, şeklini bozar, göz basıncına sebep olur, körlüğe kadar gidebilir. Bu nedenle ameliyat gerekebilir. Göz rahatsızlarının tedavisi mümkün. Neyle mümkün? Evet, neyle mümkün hocam? Şu gördüğümüz yaban mersini. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Yaban mersini. Kimler yapmış? Yaban mersini. Fransa'da Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku Bilimi Laboratuvarında Profesör Doktor Robert Benfica ve Profesör Doktor Michael, şöyle küçük meyveye baktığımızda meyve aynı, göze benzer. Yani gözün çok çok mikro küçülmüş şekli. Şu da gözün siniri, sapı da ona benzer. Aynı göze benzer bu. Yaban mersini. Yaban mersinin birleşimindeki antosiyanitlerin gözü beslediği, şeker hastalığı nedeniyle ortaya çıkan retina hastalığını önlediği Profesör Doktor Robert Benfica, Profesör Doktor Michael Robert, ikisi, birinin ön adı Robert, birinin soyadı Robert. O nedenle unutmuyoruz. Robert Benfica, Michael Robert, Fransa Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptırmış oldukları doku kimyası laboratuvarında antosiyanitlerin görme zafiyetini önlediği, gözü beslediği belgelemişlerdi. Bir, iki, Profesör Doktor Horst Huisman, şeker hastalığı nedeniyle ortaya çıkan görme zafiyetini ortadan kaldırdı belgelemiştir. Üç, Almanya'da Fürstenburg Hava Kuvvetleri Uçuş Tıp Enstitüsü diye bir bölüm var. Yani pilotların ve savaş pilotları, savaş uçakları pilotu veya yolcu pilotu uçakları, pilotların görme zafiyetine karşı bundan bir draje üretmişlerdir. Aynı şekilde Amerika'da da biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Görme zafiyetini önleyen, görme kabiliyetini artıran, gözü güçlendiren yaban mersini. Şimdi bir beyefendi birkaç yıl önce Almanya'da, Frankfurt'ta küçükken köyde 9-10 yaşında tarlada, bahçede oynarken elindeki düşmüş bıçağı gözüne batmış. Batmış, kaza olmuş. Tabii ailesi Almanya'da olduğu için kendi köyde küçükken dedesi, ninesi iyileşir falan diye ilgilenmişler. Kör olmuş sonra.
hastaneye götürmüşler vesaire vesaire ama aradan zaman geçtiği için gözünü kaybetmiş. Oraya takma bir göz takmışlar. O gözdeki iltihabın diğer göze geçmemesi için sürekli kortizon vermişler. 7 yıl kortizon kullanmış. Sürekli kötüleşmiş, sürekli kötüleşmiş, sürekli kötüleşmiş. Bir gün baktım bu caminin çay içilen salonunda oturmuş, üzgün üzgün düşünüyor. Dedim ne oldu, ne var? Ya boş ver dedi. Söyle söyle. İşten atıldım. Niye? Kolilerin üzerindeki büyük yazıları dahi okuyamaz hale gelmiş. Hı hı. Onları ayıramadığı için iş yeri demiş ki biz artık seni çalıştırmayız. Aa, problem değil, ben hallederim dedim. Nasıl halledeceğim? Hallederim. Problem yok. Ben ona çok güzel bir formül hazırladım. Rezene, yaban mersini, gözotu, papatya, çok güzel bir formül. Şimdi göz kadehini içerisine koydum. Çay gibi damlattıktan sonra, soğuduktan sonra, evet bununla gözünü yıkacaksın her gün dedim. Aa, olmaz dedi. Niye? Benim bir gözüm var, o da yarım. Öbür gözü zaten yok. Ben rizikoya giremem. Sen bir dene, zararını görmezsen ben de denerim. Deneyim dedim, ne var? Bu saatçilerin gözünü tamir etmek için saati takmış oldukları gibi bir kadeh var, göz kadehi. Göze böyle takıyorsun, içine suyu koyuyorsun, gözüne böyle bağ yapıyorsun, gözünü yıkıyorsun, göz banyası yapıyor. Baktı ki ben yapıyorum, bir şey olmuyor. Ha ben de yapayım, iyiydi. 6 hafta kullandıktan sonra benim verdiğim bu formülü doktoruna gitmiş, demiş ki doktor, ooo mükemmel. %20 değil, %80 görüyorsun. Kortizon yok. Nihayet sonunda etki yaptı demiş. O da demiş ki 7 yıldır kortizon kullanıyorum. Bir faydası olmadı, beni hala kötüleştirdi. Bu Gökçek'in formülü. Gökçek kim demiş. Sen tanımazsın. Şimdi biz o formülü geliştirdik. Bitkilerin ekstraktından oluşan bir formül geliştirdik. Çok mükemmel bir formül. Birazdan onu da açıklayacağız İbrahim Bey. İnşallah. Evet. Görme zafiyeti olan insanlar için yaban mersini klinik araştırmalar ispat edilmiştir. Artı ben de gözle ilgili bir olay kendim yaşadım. Gece akşam karanlıkta otobanda araba sürerken ışığa bakıyorum, ışığın etrafında halka görüyorum. Doktora gittim, dedi ki sizde silindir var. Ne silindir dedim. Madde ki gözünüzün şekli biraz bozulmuş basınçtan dolayı buna göz silindiri denir. 10 bin kişide bir olur, tedavisi yoktur. Merak etmeyin dedim. Ben 6 ay sonra yine geleceğim. 6 ay gittim. 6 ay iksir içtim. 6 ay sonra geldim. Tekrar göz doktoruna gittim. Muayene oldum. Baktı. Dedi ki bu beyefendinin dedi dosyasını başkasıyla mı karıştırdınız acaba? Dediler ki hayır efendim, karıştırmadık. Dedi bu adamda silindir vardı, kaybolmuş. Dedi ki ne yaptın sen? Ben dedim özel bir formül kullandım. Problem kalmadı. İyi dedi, şanslısın dedi. Yoksa dedi tedavisi yoktu. 10 bin kişide bir kişide olan bir hastalık. Hamdolsun. Geçenlerde bir hanımefendi gözünde göz kuruluğu, göz kaşıntısı var. Dedi ki ne olacak? Yaşlılık nedeniyle ortaya çıkmış. Tüpüler kanalda hafif daralma olmuş. Ameliyat olmak istemiyor korkudan. Problem yok dedik. 6 haftada bir problemi kalmadı. Aradı beni ağlayarak, dedi ki Allah sizden razı olsun. Çok büyük bir sıkıntıyı atlattık dedi. Evet. 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 Yaban mersini forte. Yaban mersini forte. Yaban mersininin meyvesinin ekstraktı. Yani o meyveyi, bu meyveyi öterek bazıları ne yapıyor? Kapsül yapıyor. Birleşimdeki etken madde %3, %5. Siz meyveyi öğüterek değirmende kapsül yaparsanız etkisi var ama %3'tür. Bunun damıtılarak destilasyonla elde edilen ekstraktını, bitkinin damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanırsanız etkisi %80, %90'dır. Hı hı. Ama meyveyi direkt öğüterekten değirmende kullanırsanız %3'tür, %4'tür. Bunun meyvesiyle yapılan damla draje, yani öğütülerek tozundan, otundan yapılan damla draje kapsül verimli değildir. Ama maliyeti 50 kuruş. Bazıları bu nedenle işin ucuzuna kaçır. Vatandaşı, yani bizde de yaban mersini var diye
şey yapıyorlar. Bu yanlış. Yaban mersinin birleşimindeki antosiyanitlerin damıtılarak özel bir sistemle elde edilen ekstraktının kullanılması gerekir. Artı bizde bu özel bir formüldür. Yaban mersinin haricinde alıç, zeytin yaprağı, ginkgo, sarı kantaron, ginkgo da aynı şekilde beyinde kan akışını artırır, kanın pıhtılaşma kat sayısını önler. Yani besleyici, beyine glikoz, vitamin, mineral, enzim akışını artırır. Yaban mersiniyle ilgili birçok klinik araştırma yapılmış. Göz rahatsızlıklarında dünyada en etkili bitkilerden biridir. Birçok klinik araştırmayla belgelenmiştir. Ben sadece birkaç araştırmadan bahsettim.